Yani ben bunun belki 1-2 gün bile önce olabileceğini tahmin ediyorum. Peki Yani eğer ama şunu çünkü da ekleyeyim orada... hocam, öyle çeşitlendirin, ayrıntılandırın lütfen. En azından çözüm reçetesi galiba farklı seyredebilirdi, değil mi? Yani şu an biz aslında şeyi bilmiyoruz. Mevcut ekonomi yönetimi nasıl bir çözüm reçetesiyle gelecek, onu sadece prensipleri itibariyle söylenenden anlıyoruz. İşte yeniden piyasa mekanizması çalışmaya başlayacak döviz piyasalarında. Merkez Bankası'nın rezerv satışları duracak. Yani o uluslararası normlar demişti ya Mehmet Şimşek. Evet. O uluslararası norma uygun, rasyonel politikalar aslında muhalefette de seçim öncesi vaatleriydi birebir bakıldığında. Hemen hemen aynı patika izlenecekti. Ben dediğim gibi yani şu anda seçimden bu yana geçen süre içerisinde bu müdahalelerin devam ettiğini yani şu ana kadar devam etmişti. Bugün artık serbest bıraktılar. Belki bugüne ilişkin bir plan vardı kafalarında ya da özellikle bugün tercih edildi. Hani bunu göreceğiz. Yarın öbür gün daha iyi anlayacağız. Ama eğer muhalefet kazanmış olsaydı bunu geçen hafta yaşayacaktık. Hatta yayınlarda da söyledik daha önce. Yani iktidar el değiştirirse asıl yani kurdaki asıl sıçrayış muhalefet iktidara geçtiğinde olur ilk etapta demiştik. Ama daha sonra dengelenmesi iktidara göre daha kolay olur demiştik. Çünkü kredibilite sorunu yok. Şu an hala ne dersek diyelim Mehmet Şimşek'in dışarıdan para getirmek açısından karşı karşıya kaldığı ciddi bir kredibilite sorunu var Türkiye ekonomisinin. Yani şu an herhangi bir yabancı şu konuya henüz daha ikna olmadı. Bir akşam bir kararnameyle sizi ve atadığınız işte bürokratlar görevden alınmayacaktır garantisi veren hiç kimse yok. Yani çıkıp Cumhurbaşkanı böyle bir şey söylemedi. Tamam daha atamasının daha ilk günü bunlar konuşulmaz belki ama yani biz bunun olmayacağını garanti edebilen var mı aramızda? Kur 30'a ya örnek veriyorum gitti yukarılara doğru gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ya bu tamam sizi getirdik bu işi toparlayacağız dediniz ama bunun bana siyasi maliyeti olmaya başladı. Ben bununla baş edemiyorum alacağım sizi görevden dese kim engel olabilir? Kim buna hayır diyebilir? Ama muhalefetin şöyle bir vaadi vardı. Biz kurumların bağımsızlığını mesela az önce yeni Merkez Bankası Başkanı olma ihtimali olan isimden bahsettiniz. İşte Gaye Erkan. Yani şimdi Gaye Erkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklında oturmuş ve yaklaşık 2,5 senedir uyguladığı laboratuvar deneyini yaptığı Türkiye ekonomisinde faiz sebep enflasyon sonuçtur teorisinden geri dönme konusunda yani işte adımları atmaya başladığında bir noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan ya bir dakika siz yanlış yapıyorsunuz davul sizde tokmak bizde olmaz bu iş demeyeceğini kim garanti edebilir bir süre sonra? O yüzden o kredibilitenin yeniden tesis edilebilmesi bugünkü iktidar açısından muhalefet iktidara gelseydi daha kolay olacaktı. Bugün daha zor olacak. Burada benim için bence şanslı olduğumuz nokta şu. Tekrar ediyorum. Yani biz hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Şu an seçilmiş bir iktidar var ve attıkları bütün ekonomiyle ilgili adımlar hepimizin hayatını etkiliyor. O yüzden yani başarılı olmalarını isterim. Çünkü bugün sabahtan bu yana benim ve sizin alım gücünüz %7'ye yakın erimiş durumda şu anda baktığınızda. Ha, başarılı olabilmeleri için gerekli ya da yapacakları sarf edecekleri çok yüksek bir efor var bu iktidarın. Çünkü o kredibilite tesisi çok kolay olmayacak. Yani Mehmet Şimşek'i getirdim, Hafize Gaye Erkan'ı getirdim. Hadi bana işte 20 milyar dolar yabancı kaynak gelecek. Böyle bir dünya yok. Şu an güvenebileceğim tek yer şu. Hani turizm gelirleri ki o da yani bir miktar belki bu devalüasyonun sene başında olmasının nedeni de bu olabilir. Ya da yaz başında olmasının nedeni de bu olabilir. Biz turizmde biraz pahalı kalmıştık dışarıya göre. Yani İspanya, Yunanistan çünkü Türk lirası suni olarak değerli tutuluyordu. Dolayısıyla şu anda yaz başında bu değer kaybıyla beraber belki turizm gelirlerinin de bir miktar hareketlenmesi oradan daha fazla dövizin girmesi hesabı da yapılıyor olabilir. Ben ilk günden beridir Mehmet Şimşek'in önünde yani birinci çözeceği sorun olarak yazılı şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Dövizin istikrara kavuşması, seviyenin ne olduğu önemli değil. Mehmet Şimşek şunu istiyor şu anda. Bir döviz piyasası normalleşmesi gerekiyor. Kamunun oradan çıkması lazım. Buraya giren ve çıkan para var. İthalatla çıkıyor, başka araçlarla çıkıyor, işte sermaye çıkıyor. Bir bunu yani ihracatı arttırabilecek ki bu kısa vadede yapabileceğiniz bir şey değil. O zaman turizm ve sıcak parayı arttırmanız gerekiyor. Ben ikisini nasıl arttırabilirim? Bu arada da
nasıl vatandaşın dolarize olmasını yeniden 2021'in sonunda olduğu gibi engellerim. Bunun üzerine kafa yoruyor. Yani tek şey yazılı şu an Şimşek'in ajandasında. Diyor ki dövizi bir seviyede istikrara nasıl kavuştururum? Yani bu 27'dir, bu 25'tir, buna piyasa karar versin. 23'tür, buna piyasa karar versin. Ama oradan sonra istikrara kavuşması için ihtiyacım olan dövizi benim o piyasaya piyasa koşullarında sokmam lazım. Yani turizmle, turizmi arttırarak. Şimdi bu işte kurdaki bu hareket turizmi biraz daha belki gelirleri arttırabilir. İki, yabancı şu anda bakın borsada da yukarı bir hareket var farkındaysanız. Bir taraftan bakın %3,5'a yakın. Yani şu da bir fırsat. Türkiye'de borsa dolar bazında bakıldığında belki de son 20-25 yılın en ucuz seviyesinde. Yani gelecek işte yabancı diyecek ki bir dakika 27'den dolar bozduruyorum. İşte 3 sente 4 sente hisse senedi satın alıyorum. Ben gideyim Türkiye piyasasından para kazanayım diyecek. Yani bu alanı yaratmaya çalışıyor. Bu mühendisliği yapmaya çalışıyor. Ve bu arada da dikkat edeceği tek şey bütün bu giriş ve çıkışların İçerideki dengeyi bozmamasını sağlamak. Yani vatandaşın dolarizasyonunu engellemek. Öte taraftan da işte bütçe dengesini bir şekilde ayakta tutabilmek. Ama ben önündeki kağıtta şunu yazdım. Dövizi nasıl istikrara kavuştururum? Soru işareti bu.